Rulo pasta, 5 adet yumurta, 1,5 su bardağı un, 4'te 3 su bardağı şeker, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1,5 yemek kaşığı su, kreması için 5 su bardağı süt, 5 adet yumurta sarısı, 5 yemek kaşığı nişasta, 1,5 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı tereyağı, sosu için 1 kase ahududu, 2-3 çorba kaşığı toz şeker. Önce pandispanesini hazırlayacağız. Ben biraz büyük yapacağım. 5 yumurtayla başlıyorum. Yumurtayla şekeri iyice çırpacağız. Bir bardağın 4'te 3'ü kadar şeker. Bir bardağın 4'te 3'ü. Bir mikserle iyice kendi hacmin 3 katına çıkana kadar çırpın. Bunda elenmesi için şimdiden unun içerisine koyuyorum. Kabartma tozu. Toplamda 1,5 bardak. Bu tarif için mutlaka elememiz gerekiyor. Bu hava kabarcıklarını kaybetmek istemiyoruz. Yukarıdan aşağı doğru bütün un karışana kadar ve kenarlardan sıyırıp ortaya ve çevirdikçe şu un parçaları tamamen gidecek. Hepsi yayılacak ve nefis bir pandispan yağmuru olacak. Birazcık su. Şöyle 1,5 yemek kaşığı kadar. Şöyle bir fırın kabı. Düz olsun mümkün mertebe çünkü incecik bir hamur yapacağız. Spotlight'la her tarafına şunu yapın. O zaman daha düz oluyor. Şimdi bunu atacağız. 200 derecede yine. Yaklaşık 10-12 dakika pişecek. Rengi çok değişmeden bir an önce çıkartacağız ve bir tane daha kağıt. Biraz bastırıyorum. Niye biliyor musunuz? Daha rahat sarabilmek için. Hatta kimileri şöyle yapar. Bir tane bez. Şimdi den rulo mu yapacaksın? Evet. Sushi. 4. Kanka ne haber? Ne oluyor? 5 olunca 1 litre oluyor. 5 tane yumurta sarısı. 5 kaşık nişasta. 1,5 bardak da toz şeker ve biraz tuz. Yumurta pişmesin diye yavaş yavaş önce ıslan sütü, nişasta ve şeker ve yumurta sarısı karışımına ekliyorum. Tencerenin içerisine koyu bir muhallebi yapacağım. Bu muhallebiyi iyice böyle katılaşana kadar pişireceğim. Krema da hazır. Sadece içerisine birkaç parça tereyağı atacağım. Bu şimdi biraz soğuyacak. Arası karıştıracağım kabuk bağlamasın diye. Ahududu var. Ahududunun biraz daha az şekeri vardır. Şöyle 2-3 çorba kaşığı şeker. Sadece ısınacaklar. Zaten suyunu salacak. Sonra biraz çekecek. Sos olacak. Bunu hem kıvamı biraz daha güzel olsun diye hem de hızlıca soğusun diye yaptım. Bu benim için iyi. Şimdi geldik pastanın montaj kısmı. Bu iç tarafı ama üst tarafı da biraz böyle olacak. Rengi değişik olacak. Şimdi bu azıcık kenarda dursun. Dev bir şeker haline getireceğiz. Şuradan buraya. Şimdi bir tarafını hazır iyice sıkıştırmışken ikinci tarafı daha da sıkıştırıyorum. Bir düğüm de buraya. Şimdi dolapta duracak. O zaman tamamen katılaşacak. Kesmek de çok daha kolay olacak. Neden o kadar tırtıklı bir bıçak? Çünkü neden bu kadar tırtıklı biliyor musun? Şöyle
keseceğiz. Poşetle mi keseceğim? Evet, sonra çıkartacağım poşetini. Güzel. Şimdi bak ne kadar rahat açabildik. Şöyle rengini beğeniyorsanız, beğenmiyorsanız ya da böyle ağ kabukları yapıştı diyorsanız onların şöyle yolu var. Böyle yapıp biraz hem kapatabilirsiniz hem ekstra bir şeker sağlayabilirsiniz.